Asırlardır binmeyen, bitmeyen, son bulmayan bir acı. Hep tazeliğini koruyan bir sızı. Her daim sıcak sıcak yanaklardan aşağıya damlayan bir gözyaşı. Adı Kerbela. Acısı hiç dinmedi. Her daim tazeliğini koruyan bir olaydır. Kerbela tarihi bir hadise, tarihi bir olay değildir. Kerbela aslında bugünümüzdür. Kerbela yarınımızdır. Aslında Kerbela anlaşılmış olsaydı ümmetin coğrafyasında bugün kaos olmayacaktı. Meşhur Einstein'ın bir sözü var ya, herkes beni çok sevdi ama kimse beni anlamadı. Biz aslında Ehl-i Beyt'i çok sevdik, Hasan'ı çok sevdik, Hüseyin'i çok sevdik ama biz onları anlamadık, anlayamadık veya anlamak istemedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinde daha yarım asır geçmiş. Yani 50 sene önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mübarek bedeniyle, etten kemikten müteşekkil o cesediyle sokaklarda geziyordu. Daha henüz izi taze, kokusu her sokakta hissediliyor ama ümmetin başında zalim bir idare var. Ümmetin başında ümmete layık olmayan bir idare var. İşte tam bu dönemde Ehl-i Beyt'in ışığı, Ehl-i Beyt'in yıldızı, ümmeti Muhammed'in göz bebeği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ım Hüseyin'i sev, Hüseyin'i sevenleri de sev Allah'ım. İşte Hüseyin bu, işte o zalim zorbacının zulmü her tarafa sirayet ettiğinde adalet sancağını açıyor. Dur demek için mücadeleye girişiyor. Ama dikkat edin, cümleler aynı. İmam Hüseyin zalime dur demek için adım attığında İmam Hüseyin'in karşısına dikildiler. Hüseyin gitme, Hüseyin yapma, sen mi düzelteceksin, sen mi dur diyeceksin diye. Cümlelere dikkat edin, aynı cümleler. Bugün bir yerde haksızlık varsa, bir yerde zulüm varsa, vicdansızlık varsa, ona dur demek için bir adım atılırsa veya bir söz söylenirse aynı cümleler, dikkat edin, zamanı mıydı, yeri miydi, sen mi düzelteceksin? İmam Hüseyin'in karşısına dikildiklerinde, İmam Hüseyin'e gitme dediklerinde İmam Hüseyin radıyallahu anh buyurur ki, ben bu zulme karşı gitmezsem, ben kıyam etmezsem, ben haksızlığa karşı hakkı haykırmazsam korkarım ki ümmetin içerisinde kıyamete kadar kimse haksızlığa dur demek için adım atamaz. Kıyamın öğretmenine selam olsun. Ehl-i Beyt'in yiğitine selam olsun. Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ciğerparesi. Cennetlik gençlerin seyyidesi, cennetlik gençlerin efendisi, benim reyhanlarım buyurduğu ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bağrına bastığı yiğit olan İmam Hüseyin haksızlığa karşı mücadele etme adına bayrağını açıyordu. Ama kimse Hazreti Hüseyin'le yola çıkmaya cesaret edemiyordu. Neden? Çünkü dünya tatlıysa, menfaat tatlıysa, çıkar tatlıysa kimse adım atamaz. Ama İmam Hüseyin şunu çok iyi biliyordu. Kerbela yoluna çıkarken, haksızlığa doğru adım atarken İmam Hüseyin öleceğini biliyordu. Şehit olacağını biliyordu. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun şehadetini seneler önce müjdelemişti. Bir gün Ümmü Seleme anamızın evindeyken Ümmü Seleme anamıza şunu emir buyururum. Ey Ümmü Seleme, bu kapıyı kapat, bu kapıdan içeriye kimseyi koyma buyuracaktır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril-i Emin'le içerideyken Hazreti Hüseyin koşarak gelir.
Ve Ümmü Seleme anamız engel olmaya çalışsa dahi engel olamaz. İmam Hüseyin dalar içeriye, varır dedesinin kucağına, oturur Hüseyin dedenin kucağına ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Hüseyin'i koklamaya başlar, öpmeye başlar ve Cibril Emin, ya Resulallah çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. Ve Cibril Emin, ya Resulallah, bu sevdiğin evladın var ya, senin evladını senin ümmetin şehit edecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, benim ümmetim mi benim evladıma kıyacak? Bendendir dediğim Hüseyin'e mi kıyacaklar? Ama unutmayın ki insanın gözünü hırs bürürse, insanın kalbine mevki makam hırs inerse, inanın ki ne hak görür, ne adalet görür. İşte o günkü şartlarda da görmediler. Ve Cibril Emin, ya Resulallah, istersen İmam Hüseyin'in şehit edileceği yeri sana göstereyim. Ve Cibril Emin uzatıyordu elini, o Kerbela çölünden, o belalı çölden bir avuç toprak alıyordu. Ya Resulallah, evladının şehit edileceği yer burasıdır işte. İşte İmam Hüseyin bunu bile bile gidiyordu. Yani aslında sonuna gidiyordu. İmam Hüseyin şehadetine gidiyordu. Çünkü imam biliyordu ki ölmeden diriltemezsiniz. Tohum olmadan, toprağa girmeden başak veremezsiniz. İmam Hüseyin bu düşünceyle çıkıyordu Medine'den Küfe'ye doğru, Irak'a doğru. Ve giderken önüne çıktılar, gitme dediler. Ama dinlemedi. Giderken de ne kadar Ehl-i Beyt'ten yiğitler varsa, kondaktaki çocuğa varınca kadar aldı yanına. Dediler ki, ya imam, madem sen gidiyorsun, hiç olmazsa şu çocukları götürme, kadınları götürme diyorlardı. İmam Hüseyin, onlar da gelecek. Neden? Çünkü bir yerde şehit varsa şahide gerek var. Şahit olmazsa şehidin davasını kim anlatacak? Eğer İmam Hüseyin Zeynep'i götürmeseydi, vallahi biz Kerbela'yı anlayamazdık. Kerbela orada kalırdı, toprak olurdu. Onun için İmam Hüseyin, şehitlere şahit gerek, almıştı şahitleri de yanına. Onun için bugün şöyle diyorlar, Kerbela'nın kurbanları, vallahi kurbanları değil, Kerbela'nın kahramanları, selam olsun onlara. Kıyam öğretmenine selam olsun, haksızlığa karşı yürüyen yiğide selam olsun. O yürümeseydi bugün, onun yolunda giden yiğitler olmazdı. Kimse zalimlere cesaret edip adım atamazdı. Çıktı yola, gidiyordu sonuna doğru. Ve yolda şair Ferazdak'la karşılaştığında, Küfe'den geliyordu meşhur şair. Sordu, ey şair Ferazdak, Küfe'de durum nedir? Zira Küfelilerden 30 bin mektup gelmiştir İmam Hüseyin'e. Gel bizi bu zalimin elinden kurtar diye. Lakin İmam Hüseyin yola çıktığında Küfeliler Hazreti Ali yolda bıraktıkları gibi sıfında, İmam Hasan'ı yarı yolda terk ettikleri gibi İmam Hüseyin'i de terk etmişlerdi. Ama Hüseyin yola çıkmıştı. Çünkü imam biliyordu ki geriye bakan hedefine gidemez. İmam biliyordu ki Allah için adım attıysan artık neticeye varmadan dönmek korkaklıktır. Çünkü biliyordu ki babası İmam Ali şunu öğretmişti ona, oğlum, haksızlık karşısında susarsanız hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Bunu iyi bildiği için, bellediği için İmam Hüseyin sordu Ferazdak'a, durum nedir Küfe'de? Dedi ki, ya imam, Küfelilerin yüreği seninle, kılıçlar Yezid'le dedi. Neden dedi, neden? Madem beni seviyorlarsa neden Yezid'le beraber bu adamlar
şair Ferazdak diyecektir ki Yezid'in pilavı yağlı. Onun için bazı Müslümanlar şöyle diyorlar: hocam siz güzel anlatıyorsunuz da sizin pilavınız yok. Hocam karın doyurmuyor anlattıklarınız. Ne acı değil mi? Ne acı bir olay. Ya imam, küfelilerin duası seninle, küfelilerin yüreği seninle, ama kılıçlar Yezid'le imam dedi. Sen gitme imam. İmam zerre kadar gözünü kırpmadan hedefine doğru yürüyordu. Ve bunu haber alan Küfe'nin valisi Ubeydullah gönderdi komutanını, büyük sahabenin oğlu Ömer'i gönderdi. Selam olsun ya Sad sana, senden böyle bir evlat olur mu olur? Hazreti Nuh'un kendi evladı babasına karşı çıkmadı mı? Onun için evlada bakarak babayı kınamayın. Babaya bakarak evladı çok görmeyin. Baba Azer'dir, putçudur. Ama evlat İbrahim put yıkandır. 950 sene ah etmeden belki 100 kişi iman etmedi. Ama yiğitliğinden, duruşundan, heyecanından zerre kadar taviz vermeden 950 sene mücadele eden Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duruşunu Allah beğendiği için ulul azimsin dedi sen. Büyük peygamberlerdensin buyurdu. Onun için kimsenin babasına bakarak, evladı hakkında, evladına bakarak, baba hakkında, işte böyle bir evladın, böyle bir babası, böyle bir babanın böyle bir evladı olabilir. Sen bırak kimseyi kimseyle kıyaslamayı. İşte dikkat buyurun. Hazreti Sad'ın oğlu Ömer, İslam'da ilk kanı döken yiğit adam Hazreti Sad. Canını Hazreti Muhammed Mustafa'ya feda eden yiğit, ama şimdi onun oğlu İmam Hüseyin'in karşısına dikilmiş. İmam Hüseyin Kerbela meydanında soruyor: ya Ömer, beni tanımıyor musun Ömer? Benim kim olduğumu bilmiyor musun? Benim ceddim Muhammed Mustafa değil mi? Ben Ali'nin oğlu değil miyim? Ben Fatıma'nın kuzusu değil miyim? Neden karşımdasın, neden? Ömer diyecek ki doğru diyorsun. Ama ben vali olacağım. Ama ben vali olacağım. Peki Ömer vali olabildin mi? Valilik ona da nasip olmadı. Ama dikildiler İmam Hüseyin'in karşısında. Ama dikkat edin, o Ömer Allahu Ekber diye ezan okutuyordu. Sonra beş vakit namazlarını cemaatle kılıyorlardı. Sonra İmam Hüseyin'e karşı ilk oku da kendisi atıyordu. Namaz kılmak yetmiyor. Oruç tutmak yetmiyor. Hakkı haykırmadıktan sonra senin namazın sana. İmam Hüseyin Kerbela meydanında sadece karşısına dikilmekle kalmadılar. O gürül gürül akan Fırat nehriyle imamın arasına set çektiler. 72 tane Ehl-i Beyt'in yiğitleri şimdi çölde aç, çölde susuz. Nasıl bir zalimlik bu? Onun için İmam Hüseyin bir yudum soğuk su içerken beni hatırlayın buyuruyor. Hatırlar mısınız İmam Hüseyin'i? Peygamberin iki komşusu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, birisi su içtiği için ciğerleri yandı, birisi de susuzluktan dolayı ciğerleri yandı. İmam Hasan'ın kendi nikahlı eşi iktidar hırsları sebebiyle gecenin bir vakti eşinden bir bardak su istedi. Daha önceden hazırlanan bir bardak suyu eşi kendi nikahlısına, efendisine verdi. Kendi elleriyle İmam Hüseyin o bardağı alıp içmeye başladı ve bir beş dakika sonra imam kıvranmaya başladı. İmam Hüseyin geldiğinde, abi ne oldu? Kardeşim ciğerlerim yanıyor. Ve kardeşim ciğerlerim yanıyor dedi. Şimdi o kardeş Kerbela çölünde susuzluktan ciğerleri kıvranıyor.
Kim yapıyor bunu? Ben Müslümanım diyenler, Allah ben Müslümanım diyene İslam-ı şuur nasip eylesin. İmam Hasan bir yudum su içtiği için ciğerleri yandı, şehit düştü. İmam Hüseyin şimdi Kerbela çölünde. O eşhedü enne Muhammeden deyip de ezan okuyanlara diyor ki, haydi bana acımıyorsunuz, şu kondaktaki çocukları acıyım be. Onlara merhamet edin de bir yudum su verin. Şu Fırat Nehri suyundan Yahudi içiyor, gayrimüslim içiyor, dinsiz, imansız, kitapsız içiyor da peygamber torununa bir bardak su çok gördünüz. Neden bunu yaptılar? Hırs, hırs. Dünya hırsı, mevki makam hırsı. Bugün aynı kavga verilmiyor mu? Bugün kavgaların sebebinde hırs yok mu? Tamahkarlık yok mu? Sen ben kavgasının neticesi de bu değil mi? Ve günlerce İmam Hüseyin aç ve susuz peygamber evlatlarına yapılanlara dikkat edin. Allah Celle Celaluhu Kitab-ı Kerim'inde öyle buyuruyor. İnneme yuridullah li yuzhibe anhum ankumur ricse ehlel beyt ve yudahhirakum tethira. Allah şunu istiyor sizden ey ehli beyt. Allah sizden şunu istiyor, sizden kiri, lekeyi, hatayı, tozu, toprağı, ne kadar ne varsa sizi tertemiz yapmak istiyor Allah. Kimdir Ehl-i Beyt? Hazreti Ayşe anamızın ifadesiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde genişçe bir hırka vardı, abası vardı ve derken o anda Hasan geliverdi, Hasan'ı cübbesinin altına aldı, sonra Hüseyin geldi, onu da aldı, biraz sonra Fatıma-tü Zahra geldi kızı, onu da aldı, en son İmam Ali gelince onu da cübbenin altına alınca bu ayeti okuyordu. Allah ehli beyt'ten kiri, hatayı giderip onları tertemiz yapmak istiyordu. İşte şimdi bu ehli beyt'e kılıçlar kalkmış. Allah'ın metu senay ettiği ehli beyt. Demek ki menfaat için insanın yapamayacağı hiçbir şey yokmuş. Dikkat buyurun, bir insan öleceğini bile bile nasıl oluyor da ölüme gidiyor? İki, bir insan üzerine lanet yağacağını bile bile nasıl öldürmeye gidiyor? Sebep hırs. Ey Ömer, neden beni öldüreceksin? Ben vali olacağım. Sonuç, sonuç Aşure'nin, Aşure günü dediğimiz Muharrem'in 10'u aslında aşareden aşır 10. gün aşır derler ama lisanımızda telaffuz olarak aşure diyoruz. 10. gün, o güne kadar hep bayramdır aşure. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ta ki Hicri 61. yıla kadar hep böyle bayramdır, heyecandır, müjdedir, güzelliktir. Ama 61. Hicri sene olunca miladi 680. senede İmam Hüseyin'im ve 72 yarenim o Kerbela çölünde aç ve susuz günlerce susuz bırakılıp işte böyle bir cuma günü sabah namazıyla birlikte kalanları da şehit ettikleri gündür Aşure günü. O gün bugün içimiz hep ağlıyor. O gün bugün Ehl-i Beyt'in yiğitlerini ağlarız. Ama mesele ağlamak değil, İmam Hüseyin'i anlamaktır. O kıyam öğretmenini anlayıp da o sancağı dik tutmaktır. Onun izinde yürümektir. İmam Hüseyin'i sevmek yetmiyor. İzinde yürüyeceksin. Fedayı can edeceksin. Ve İmam Hüseyin'le birlikte sen de yürüyeceksin. Ve İmam Hüseyin şimdi Kerbela meydanında erkeklerin sonuncusuydu. İlk meydana çıkan oğlu Ali Ekber'dir. Resulullah'a çok benzerdi. Resulullah özleyenler ona bakarlardı.
Şimdi meydana çıkmış ama ne göz görür, ne kulak duyar, ne de gönül hisseder. Allah kimseye böyle bir körlük nasip etmesin. Böyle bir körlük olursa ne cami görürsün, ne cemaat, ne Kur'an, ne din, ne de iman. Yürüdüler İmam Hüseyin'in üzerine. Eşkıya sürüleri, sağdan soldan oklar, mızraklar, kalkanlar, kılıçlar. Ve İmam Hüseyin, şimdi Kerbela çölüne düşmüş imam. Düştü sahrayı Kerbela'ya, yetiş ya Cibril, haber ver Resulü Kibriya'ya. İmamı şehit etmekle kalmadılar. Mübarek başını kestiler. Yetinmediler. Küfeliler İmam Hüseyin'in mübarek bedenini atlarla çiğnediler. Atlara ezdirdiler. Sonra alıp mübarek başını götürdüler Şam'a, Yezid'in karşısına. Yezid elindeki sopayla İmam Hüseyin'in dudaklarına vuruyordu. Orada bulunan bir sahabi feryat edecek. Kaldır onu diyecek. O dudakları Muhammed öperken gördüm. Ama bir defa şu yürek kararmayı versin. Yürek karardı mı hiçbir şey duymaz. Peki Yezid'e kaldı mı dünya saltanatı? Yezid bir gün, Yezid bir gün. Ava giderken atından düşer, ağzından içeriye bir taş saplanır. O taşı çıkarmak için önce dişlerini kırarlar, çıkmaz sonra çene kemiklerini kırarlar. Adam feryadı figan, öylece canını cehenneme gönderir. Allah kimsenin yaptığını kimsenin yanına bırakmaz. Ama biz şunu biliriz ki Ehl-i Beyt imandır, Ehl-i Beyt dindir, Ehl-i Beyt Kur'an'dır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, size iki emanet bırakıyorum. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız sürece asla dalalete düşmezsiniz. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan, diğeri Ehl-i Beytim'dir. İşte o gün Kur'an'a muhalefet edilirken Ehl-i Beyt'in yiğiti yürüdü zalimlerin üzerine, sonu şehadetle taçlandı. İmam Hüseyin şehit düşmüş. Allah onun şefaatine cümlemizi nail eylesin. İmam Hüseyin susamıştı. Bir yudum su aramıştı. Ana yüreği yanmıştı. Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin vurdular. Kolun kanadın kırdılar. Alkanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da. O gün bugün o kan hep tazelini korudu, koruyor da. Mesele dedik ki mesele ağlamak değil. Mesele İmam Hüseyin anlamaktır. İmam Hüseyin olup da zalimlere karşı, haksızlığa karşı, vicdansızlığa karşı, hırsızlığa karşı, vurguna karşı, talana karşı İmam Hüseyince yürümektir. Allah İmam Hüseyin'in o kutlu yolunda son nefese kadar yürümeyi Allah cümlemize nasip eylesin.